Merhaba sevgili seyirciler, yine karşınızdayız. Bu hafta ötekileri konuşacağız, Türkiye'de öteki olmayı konuşacağız. Yüzleşme Derneği'nin başlatmış olduğu paneller vardı. Tabii bu arada Yüzleşme Derneği'ni de konuşacağız konuklarımızla. Bu paneller dizisinde Türkiye'nin halkları birbirini tanımaya çalıştılar ve o panellerde çok şey konuşuldu. Bugün iki konuğumuz var. Özelde Ezidiler ve Rumlar üzerinden gideceğiz ama genelde diğer ötekileri de konuşacağız. CNN Türk'te yazar ve editör Serdar Korucu, hoş geldiniz. Yüzleşme Derneği yöneticilerinden ve aktivist Mehmet Rumet Soylu, hoş geldiniz. Şimdi nereden başlayalım diyorum ama önce azınlık olmak nedir? İnsan kendine neden azınlığım der ya da neden azınlık denir? Buradan başlayalım mı? Tamam. Buyurun. Ya azınlık olmak şöyle bir şey. Mesela bugün Noel ve bayramınızın kutlanmaması demektir mesela en basitinden. Yani insanlar bilmez, kötü niyetten değil ama bilmezler, öğrenmezler. Evet. Yani mesela din derslerinde bize bu öğretilmez. Hangi günün Noel olduğu. Yani pek çok şey öğretilir din derslerinde ama diğer dinler öğretilmez. İşte Alevi inancı nasıl öğretilmiyorsa, Muharrem orucu nasıl bilinmiyorsa Noel de bilinmez. Hatta Noel günahtır diye bir de baskı da uygulanır. Tabii bir de yılbaşıyla Noel'i karıştırırlar. Evet. Üstüne bir de sonrasında Noel kutlaması sanki korkunç bir şeymiş gibi evet. Empoze edilir. Aslında Noel kutlaması tabii bu gece Hristiyan dünyasının büyük bölümünün kutladığı, aynı anda kutladığı büyük bölümünün bir bayram. Yani işte ama bunu biz biliyor muyuz? Türk kamuoyunda konuşulmuyor, bilinmiyor. Çünkü azınlık olmak böyle bir şey. Aslında çok değişik bir yerden baktınız ve aslında güzel de bir örnek oldu özetlemek anlamında. Peki size sorayım azınlık olmak ne demek? Dostum ben Ezidi değilim. Hani ne olduğumu da pek bir şey netleştirmedim. Yani hem dinsel olarak hem mezhepsel olarak. Fakat uzun bir süreden bu yanadır Ezidilerle ilgileniyorum. Hani onlar üzerinden cevap verecek olursam Ezidiler için azınlık ötekinin de ötekisi bir kavram. Bu coğrafyada hakikaten hiç anlaşılmayan, bilinmeyen, tanınmayan birileri bir grup ve çoğunlukla da Yezid'le karıştırılmak istenir. Bu Yezid'le karıştırılma mevzusu ötekinin de ötekisinin de üçüncü ötekisi haline getiriyor. Çünkü Yezid'in... Yezidi ile Yezid'i aynı şey... Çok farklı şeyler. Çünkü Yezid biliyoruz işte Alevilik inancında... tasvip edilemeyecek bir şahsiyet. Yezid, o Muaviye falan filan döneminden kalma. Şimdi Ezidilere bunu da bir eklemek suretiyle bir sanki daha fazla ötekileştirmek gibi bir durum söz konusu. Hani sorduğunuz soruya belki bu şekilde cevap vermem ama toplamda azınlık üç kişi de olsa hükümranlık sahibi olanlara karşı hiçbir şekilde kendini kabul ettirememek. Gibi de değerlendirebilmek. Kürt olmam hasebiyle de öyle bir durum söz konusu. Ama Kürtler kendilerini hiçbir zaman azınlık olarak görmüyorlar. Şüphesiz, ayrı bir şey. Evet şüphesiz. Çoğunluğun içindeler. Ve bu vesileyle işte azınlık arkadaşlarımızın Noel'ini de kutlamış olayım en azından. Peki daha da açacağız ama bir de Yüzleşme Derneği'nden bahsetmek istiyorum. Çünkü Yüzleşme Derneği sevgili izleyiciler Türkiye'deki halkların birbiriyle çok farklı konularda, konuşulmayan konularda yüzleşmesini sağlayan bir dernek. Ve başlatmış olduğu paneller var şimdi. İkincisi de geçtiğimiz cumartesi yapılmıştı. Ve çok da anlamlı ve güzel bir paneldi. Sevgili arkadaşlar da orada konuklardı. Biraz şeyden, o panelde mesela birbiriyle yüzleşmiş miydi halklar? İşte Rumlar, Süryaniler, Ermeniler, Yahudiler, Ezidiler vardı. Nasıl değerlendirdiniz paneli? Yüzleşme Derneği demişken şunu söyleyeyim. En önemli çalışmamız 28 Şubat'la yüzleşme. Sanırım 2 yıl önce yapılmıştı. Evet. Bir kere toplumun bütün popülasyonlarının bir 28 Şubat'la yüzleşmesi gerekiyordu. O dönemden kalma işte Sünnilerle ve Aleviler yüzleşiyor konulu. Çok önemli bir çalışma yapıldı. Evet. Bayağı da ses getiren bir çalışmaydı. Bu sene yapmış olduğumuz bu çalışmaların ilki ayın 7'sinde yapıldı. 7 Aralık'ta. Siz de vakıfsınız. O işte o dönem Çerkezler, Lazlar, Romanlar gelmişlerdi. Ve mesela ben Romanları bu denli iyi bilmiyordum. Orada kendimle en azından yüzleşebilme imkanı bulabildim. Diğerini yine siz vakıfsınız. Bu hafta sonu gerçekleşti. Ezidiler, Rumlar, Ermeniler ve Süryanilerle Yahudiler vardı hakeza. Rita bağışlasın. Program bittikten sonra iki tane genç arkadaş yanıma geldi ve Ezidi denilen bir şeyin varlığından o gün haberdar olduklarını söylediler. İkincisi Süryanilerin bu Mor Gabriel üzerinden şekillenen
olayının da o gün vakıfı. Söyleyen de bir Süryani. Yani ne iyi ettiniz de yaptınız gibi bir çalışmaydı, bir mevzuydu. Şunu da bağlamak isterim. Ocak ayının ortalarında Alevileri konu alan bir iki üçüncü panelimiz olacak. Burada da söylemiş oldum en azından duyurusunu yapmış olmasına. Toplumsal olayları araştırma ve yüzleşme derneği. Tek başına yüzleşme değil. Bu toplumda yakın ve orta vadede neler yaşandı? Kimler kimlere karşı nasıl kullanıldı ve bunlarla nasıl yüzleşilebilir olmanın çalışmalarını yürütüyoruz biz. Evet, hakikaten bu anlamda çok emek sarf eden bir dernek. Dernek başkanımız Cafer Solgun'a da selam ederiz burada. Tabii. Peki, edelim hakikaten. Evet. Peki, siz bu toplantılara ilk kez katılmıştınız, evet, değil mi? Nasıl bir yüzleşmeye tanık oldunuz orada? Ya şöyle bir şey var, azınlıkların aslında sadece çoğunlukla değil, azınlıkların birbiriyle de yüzleşmesi, evet, gerekiyor. Bir de böyle bir gerçeğimiz var. Yani mesela işte Ermeni sorunu konuşuluyor, hep Türkler üzerinden konuşuluyor. Hayır, yani diğer halkların da yüzleşmesi gerekiyor. Evet. Kürtlerin de yüzleşmeleri gereken şeyler var. Onların da Süryanilerle de yüzleşmesi gerekiyor. Ezidilerle de yüzleşmesi gerekiyor. Yani bu toplumdaki bütün halkların birbiriyle yüzleşmesi gerekiyor. Kafkas halklarının çektiği acılar var. Hani bunları görmezden gelemeyiz. Bunların konuşulması etmesi gerekiyor. Yani aslında bu yüzleşmeler bunun için belki de gerekli. Yani bütün halklar birbirinin acısını empati kurarak anlayacaklar bu şekilde. Eğer biz acılarımızı sadece kendimize saklarsak ve aile hatıralarında gizli tutarsak, bu sefer karşıdakinin acısını anlayamayacağız ve onları önemsiz göreceğiz. Ama halbuki herkes atalarının acısını daha iyi anlasa, mesela Çerkesler bu konuda çok başarılıdır. Çünkü sürgün hatıralarını, hepsi acı hatıraları tutarlar akıllarında. Bu sayede daha fazla empatiye de açık olurlar. Ama bazı halklar vardır, yine Karadeniz'de yaşamalarına rağmen hızla asimile olur ve unuturlar. İşte unutanlar her zaman biraz daha karşı tarafa, sadece Karadeniz için değil, Ege'de de var, Akdeniz'de, evet, de var, İç Anadolu'da da var. Unutanlar daha az empatiye sahip olabiliyor. Çünkü unuttuğunuzda diyorsunuz karşıdaki ne yaşamış ki? Ama eğer geçmişten siz bir birikim almışsanız, bir anneannenizin, hı hı, ya da onun atalarının göç hikayesiyle büyümüşseniz zaten biraz daha farklı bakıyorsunuz. Sizin ailenizde var mı böyle hikayeler? Benim Kafkaslardan göçen ailem de var. Baba tarafım Kafkas göçmeni ayrıca. Hı hı. Her taraftan, hem anne hem baba tarafından hikayeler var. Ve tabii ki bunlarla büyüdüğünüzde bu sefer ben mesela Karadeniz orijinliyim. Hı hı. Ama doğuya o nedenle farklı bakıyorum. Çünkü biz biliyoruz sürgünün ne olduğunu. Bir yerden bir yere göç etmenin ne olduğunu. Aslında biraz bu aile içindeki hikayelerden bahsedelim istiyorum. Çünkü o hikayeler daha sıcak ve bana daha doğru geliyor. Doğru. İşte aktarımlar ya da yorumlardan çok daha farklı, daha samimi geliyor. Tabii. Mesela ailede duyduğunuz o hikayeler, sizin hani kuşağınıza gelene kadar yaşanmış olan acılar var. Sizi etkileyen birkaç hikaye vardır muhtemelen. Bahsedebilir misiniz? Yani şöyle, muhakkak vardır. Yani mesela işte kayıp olan akrabalar oluyor sürgünlerde, göçlerde. Evet. Yani bu hepimizin ailelerinde olan şeyler. Evet. O ailelerle işte bir daha irtibat kuramıyorsunuz. Halalar var, dayılar var, amcalar var ve bir daha haber alınamamışlar. Peki yıllar sonra hiç karşılaştığınız oldu mu? Yok. Olmadı. Yok, bir daha da çünkü çok uzun zaman önce, yani yaklaşık 100 yıl önce, evet, kaybolmuşlar ve bir daha bulunamadılar. Bulunamıyorlar zaten, pek çoğumuzun aslında ailelerinde, evet, böyle şey var. Ama biz bunları konuşmuyoruz. Yani aslında daha fazla konuşsak yeni acıları da daha kolay anlayabileceğiz. Çünkü insanlarla empati kurabileceğiz. Yani. Ve aslında galiba birbirinin acılarına çok yabancı değil mi bu topraklarda yaşayan insanlar? Dinlemiyorlar, konuşulmuyor çünkü, tabii, duymuyorlar. Dolayısıyla acıları da aslında anlamıyorlar. Ve o yüzden de sizin dediğiniz gibi ne yaşadılar ki onlar, tabii, ne acıları var ki durumları oluyor. Peki biraz ezidilerden bahsedelim. Birçoğumuz ezidileri bilmiyoruz. Evet. Mehmet Bey anlatırsa eğer, aslında ezidiler kimlerdir? İzninizle, bu acı mevzusu, hı hı, sizi destekler nitelikte bir fotoğraf vardır. Sosyal medyada çok paylaşılır. Ortaya da duran bir cenaze için iki kişi yorum yapıyorlar. Kimden acaba diye. Hı hı. O kimden sorusuna verilecek cevaba binaen üzülecekler. Evet. Bütün bir toplum, yani sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bütün insanların bana göre zehridir bu. Yani ölü, yani kim, kime ne kim. Birincisi. İkincisi bir de hikayeler. Bu hikayelerle alakalı bir cümleyle giriş yapayım isterseniz. Ezidilerin o kadar çok hikayesi var ki ve fakat kendilerine dahi anlatmaya korkarlar. Bir Rum, bir Kürt, bir Süryani, bir Alevi, bir Keldani, bir Nasturi
hikayelerini anlatabilir torunlarına. Fakat Ezidiler hikayelerini dahi anlatamazlar. En hazin bir hikaye Musul'un Şengal bölgesinde bir aşk hikayesi. Ezidilerin de kendi aralarında yüzleşmesini gerektirecek bir aşk hikayesi. Zira Ezidilik mantığına göre Ezidi ancak Ezidi ile evlenebilir. Başka biriyle evlenemez. Ama nasıl bir mantık mesela o? Neden? Bu neslin devamlılığı, neslin pak devamlılığı diye ifadelendirirler kendileri. Bunu eleştirebiliriz ama onlar da kendi aralarında artık yavaş yavaş yüzleşmeye başladılar. Yani Ferhat'la Şirin hikayelerine tekabül edecek aşk şarkıları var. Ben yaşanan acıların ötesinde aşk üzerinden de mesela devam edilmesi gerekiyor. Onlar bile kendi aralarında yüzleşmek istiyorlar. En azından Musul bölgesinde, Musul çarşısında ben 2-3 yıl önce bir belgesel çekimi için 3-5 ay kalmıştım orada. Musul çarşısında deli divane dolaşan bir genci sormuştum yanımdaki arkadaşa. Ve işte Ezidi, sevdiği sünni bir kız verilmeyince, alınmayınca böyle deli divane oldu. Ve kolumdan tuttu. Hiç unutmuyorum Şeyh Maksud sanırım. Evet, Şeyh Maksud sokağı diye bir sokak vardı orada. Beni oraya götürdü. Tesadüfen kız da aynı şekilde mecnun olmuş ve o da sokaklarda dolaşıyor. Ve zinhar yan yana gelecek bir cadde bulamıyorlar deli haldeyken bile. Dünyanın en hazin hikayelerinden biridir. Evet. Ne biliyor musunuz? Ezidiler 1070'li yıllarda Addi bin Musavir tarafından sık sık karıştırıldığı Zerdüşlük'den yararlanıp ama farklı bir şekilde yorumlanan bir din olarak ortaya çıkıyor. Mushaf Arraş yani kara kitap adlı bir kitapları vardır. Bu kitaplar onların hayatını şekillendirir. Olmazsa olmaz koşulları vardır. Çoğunlukla işte 1070 yılından bu yana Mardin, Diyarbakır, Cizre, Bitlis, Van, Siirt, Hakkari, Tebriz, Ravandus, bunlar İran, Irak bölgesinde Süleymaniye, Erbil ve Musul'u kendilerine yurt edinmişler. Tarihte çok isim vermemekle beraber kendileri, çünkü yazılı bir tarihleri yok, 72 defa toplu katliama maruz kalmışlar. 72 defa. Evet. Yani öyle bir gelip 3-5 kişi öldürmek değil, ordular salınmış üzerlerine. Çünkü onlar bütün tarihleri boyunca hep ötekinin ötekisi. Onun bir tek mantalitesi var. Bizi izleyen ezici arkadaşlar varsa özür diliyorum ama şeytana tapma mevzusu, şeytana tapma iddiası daha doğrusu, onları ötekinin de ötekisi yapmış. Yani bir Hristiyan bile onlara karşı cephede, çünkü Hristiyan'ın sonuçta bir tanrı inancı vardı, Allah inancı var, Yahudi hakeza, Müslüman hakeza, bunlar nasıl olur da şeytana taparlar diye. Bulundukları bölgede hakimiyet kuran herkes hurra üzerlerine saldırmışlar ve bu tarihleri boyunca 72 adede tekabül eder. Peki bu iddia ne kadar doğru? Şey iddiası mı? Şeytana tapma iddia dediğiniz. Onu da hemen izninizle söyleyeyim. Tabii burada hiçbir dini temize çıkartma yahut kirletmek gibi bir haddimiz yok ama Ezidi inancına göre Allah kainatı yaratır. Ve sonra melekleri falan filan yaratır. Meleke Tavus dediği çok özel bir melek de yaratır. Ve Meleke Tavus'a der ki sen benim ruhumsun. Ben seni kendi ruhumdan yarattım. Dolayısıyla sadece bana secde edeceksin. Buraya kadar İslam inancında da öyle. Hemen hızlı geçeyim. Sonra bir gün Allah Adem ile Havva'yı yaratıyor şu ya da bu şekilde. Ve bütün yarattığı meleklere diyor ki Adem ile Havva'ya secde edin diyorlar. Meleke Tavus diyor ki kusura bakma ben ilk başta sana sadece secde edeceğim sözünü vermiştim ve ben senden başkasına secde etmem. Buraya kadar İslam fıtratı da hemen hemen aynı. Burada diğerinde işte ayrışma oluyor. Ezidi inancına göre Cenab-ı Hak diyor ki aferin sana Meleke Tavus. Ben sizi sınadım. Bak gördünüz mü sınadım sizi hepinizi. Tavustan başka hepiniz secde ettiniz benim yarattığım, çamurdan yarattığım yaratığa. Ve Meleke Tavus'a diyor ki sen bugünden sonra ben işte dünyanın işleyişiyle ilgilenemem. Kainatın işleyişiyle. Sen benim vekilimsin. Sen işleyişi devam ettir. Ezidiler buna binaen ve hürmeten asla ona ibadet etmezler gene Meleke Tavus'a. Gene dualarında Allah ismi vardır. Yakarışları Allah'adır. Ama işte o Meleke Tavus'un
o yüce Allah'a olan bağlılığını kutsal addederler. Diğer din inançları da işte Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiğini, o işte dergahından kovduğunu ve kötülüğün timsali falan filan olduğunu. 72 çok uzattım ben pardon. Sevda. 72 tane katliamın en sonuncusu 35'li yıllarda, yakın tarihimizde 1935'li yıllarda meydana geliyor. Fakat en bu katliamlar içerisinde en kötü olanı 1414 yılında Ezidilerin her sene bir defa ziyaret etmek zorunda hissettikleri kendilerini. Çünkü hacı olmaları gerekiyor. Musul'a bağlı Şengal bölgesindeki Laleş dergahına yapılıyor bu saldırı ve o saldırıda Ezidiliğin kurucusu olan Şeyh Addi türbesinden çıkarılıyor ve kemiklerinin bir kısmı yakılıyor ulu orta. Tabii o kemikler bir sürü savaş falan oluyor. Bir kısmını kurtarıyorlar. Yine beni de ziyaret ettiğim mabede koyuyorlar. En büyük katliamı bu ve diyorlar ki Ezidiler biz her şeyi affedebiliriz. Her şeyi hoş görebiliriz. Ve lakin Şeyh Addi'ye yapılmış olanı hoş görme şansımız yok diyorlar. Aslında bütün dinlerin dinlerde inançlarda şöyle bir şey var. İşte kutsal sayılan bir yer, evet. Ve işte imkan olduğu sürece gitmek ya da senede bir kere gitmek gibi. Mesela Rumlarda böyle bir şey var mı? Yani Rumlarda daha ya çok Rum inancı nasıl? Ya Rum inancı nasıl? Ben Hristiyan inancındaki gibi zaten, evet. Yine Kudüs'ün bir önemi var. Ya ama aslında oradan ben pas alıp şöyle bir şey belki yer açmak gerekiyor. Patrikhane önemli. Evet. Yani tabii İstanbul'un bir önemi var. Patrikhane'nin bir önemi var. Ya her ne kadar Türkiye'de bir korku yaratsa da hep İstanbul ve Patrikhane dendiğinde aslında orada bir yanlış algı var. Çünkü en temeli şu, Katolik inancı ile Ortodoks inancı birbirinden çok farklı. Özellikle Rum Ortodoks inancı. Çünkü Katolik inancı bir devlet yapısına inanıyor. Ama Rum Ortodoks inancı bir devlet yapısına inanmıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet ona millet başılığı verdiğinde Patrik sevmeyerek kabul ediyor. Bunu aslında istemiyor. Ama tabii sonuçta hükümdar ve ne verirse onu yapıyor. Normalde Ortodokslarda Patriklik çok daha ruhani işlere bakar. Yoksa devlet işi hiç yoktur. Mesela o nedenle tabii hani özel bir yeri vardır tabii Fener'in, Fener'deki Patrikhane ziyareti. Evet. Ama yani mesela işte o korku senaryoları aslında boştur Rumlar için. Çünkü Ortodoks inancında dini otorite önemlidir. Ama bunun devlet otorite karşılığı yoktur. Yani bıraksalar da Vatikan olmaz. Yani yapın deseler yine de öyle bir şey kurulmaz. Böyle bir özelliği var. Peki mesela İstanbul'u baz alırsak, işte Türkiye'deki belki İstanbul'daki Rumlar arasındaki fikir ayrılıkları nelerdi? Zaten fikir ayrılığı olacak kadar büyük bir kitle yok, evet. Ortada. Yani 2000-3000 kişilik bir nüfustan bahsedebiliriz. Ziyaret dediğinizde belki ziyaret edilmesi açısından şey var, Sümela var. En önemli ziyaret yerlerinden, evet. Biri. Her eskiden Karadeniz'de yaşayan her Rum'un yıl ömründe bir kere ziyaret etmesi iyi karşılanan, olumlu karşılanan, istenen bir yerdi Sümela. Şimdi zaten yılda bir kere ibadete açıldı. Ki orası zaten o kadar güzel bir, evet. Yer ki, hani sadece Rumlar açısından değil, tabii sanırım herkesin, bu topraklarda yaşayan herkesin çok kıymet verdiği bir yer. Özür dilerim, ben gitmiştim, suratımı dayayıp biraz hisli ağlamıştım. Arkadaşım şey demişti, ya sen Rum mu oldun falan, ne oldu? Ne alakası var? Olağanüstü bir havası var oranın. Aslında yani çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü hissetmektir önemli olan, değil mi? Yani hani işte her zaman bir Çerkes olarak, bir işte Kürt olarak, bir Rum olarak yaşayamıyoruz zaten. Çok farklı şeyler, farklı kimliklere bürünebiliyoruz. Hissetmemiz gerekiyor. Mesela şey de sormak istiyorum. Siz bir televizyoncusunuz. Bir sürü insanla görüşüyorsunuz, gözlemliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Mesela Rumlarla baktığınız zaman biraz da hani özellikle İmroz'da yaşayan Rumlar için bir korku vardır. Hani konuşmak istemezler, çekinirler. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ya da bunun iyileşmesi için ne yapılabilir? Yani aslında şu var, Rum cemaati zaten genelde sessiz. Yani özellikle yaşlılar sessiz. Neden? Çünkü herkes korkuyor. Yani evet. Bütün azınlıklar korkuyor. Yahudiler de korkuyor. Yani Ermeniler de yani yaşlıları özellikle çekinir. Çünkü herkes çok fazla konuşursak, sesimizi çok çıkartırsak yine hedef oluruz korkusu yaşarlar. Evet. O nedenle çok fazla konuşma taraftarı değildir. Gençler biraz daha fazla konuşmaya başladı. Ama hani onun dışında zaten çok büyük bir kitle olmadığı, evet, için. Çok büyük bir kitle yok. Bir de çoğu zaman çok yanlış anlaşılmalardan, o azınlıkların da kendilerini çok ifade edememelerinden
dolayı, kendi içlerine kapanmalarından dolayı bazı ön yargılar var. Bu ön yargılar kırılmadığında da gitgide karşılıklı büyüyor korkular. Yani Rum cemaat de aman konuşmayalım başımıza bir şey gelir dedikçe Türkler de acaba bunların gizli planları mı var diye gitgide daha fazla düşünüyorlar ama aslında yani 3000 kişilik bir topluluktan ne gelebilir ya da yani Yahudi cemaat yani zaten Türkiye'de bir avuç hani sürekli o haklarında komplo teorileri üretilen ve antisemitizmin çok yaygın olduğu bir ülkedeyiz. Hani aslında bu adamların yapabileceği hiçbir şey yok Türkiye'de. Ama işte o korku senaryolarından belki sıyrılmak gerekiyor. Mesela bir dernek kuruldu. Babil'der, işte bağımsız araştırmalar yapan bir dernek. Bir ilk araştırmasını Rumlar üzerinden yaptı. İşte biz de böyle küçük bir şeyler yapıyoruz orada. Fakat işte Mart ayında bir sergi açılacak. İşte Rum kültürüyle ilgili, Rumlarla ilgili çok büyük bir araştırma, güzel bir araştırma. Ama tehlikeli. Ama hayır konuşacak kimse yok. Evet. Yani Rumlardan hakikaten konuşacak insan bulmak için o kadar zorlandılar ki işte Atina'ya gitti, görüşmeler yapıldı orada. Fakat çok az insan konuşuyor ve Türkiye'de hani oradan referanslarla buradaki Rumlarla görüşmeye çalışıyorlar. Fakat insanlar çok tedirgin. Şimdi ne anlatacağım? Anlatacak bir şey yok, konuşacak bir şey yok. Yani biz hani sizden çok farklı bir şey istemiyoruz. Kültürü istiyoruz sadece. Hani evet. Kültüre dair bir şeyler anlatın. İşte bir takım objeler varsa onları hani sergide kullanabilelim falan. Hala o korkular devam ediyor. Ediyor. Ya çünkü şundan dolayı kimse en azından yerleşik olan nüfusun başına en azından artık bir şey gelmesin ve onlar rahatsız olmasın diye haklı olarak evet. Kimse konuşmak istemiyor. Yani aslında bu da haklı bir korku. Çünkü yani sonuçta çok, 10 yılların getirdiği, Kıbrıs olaylarının en son getirdiği bir gerginlik vardı iki toplum arasında. Bu nedenle artık hiç kimse konuşmak istemiyor. Bir şey mesela beni çok etkilemişti. 6-7 Eylül olaylarında Mihal Bey şunu anlatmıştı ve hakikaten aslında biraz da gösteriyor galiba tabloyu. İşte 6-7 Eylül olayları olmaya başladığında oturduğu binada bir Türk var. İşte iki katlı bir bina. Kendisi de orada oturuyor. İşte herkes bir takım işte o kargaşalar var falan orada. Komşu merak ediyor. Nerede acaba Mihail? İşte kendini kurtarabildi mi? Gelebilecek mi? İşte bu kargaşanın içinde eve girebilecek mi falan. Pencerede onu bekliyor deli gibi. Ve sokakta da böyle insanlar akın akın işte Türk bayraklarıyla ve ellerinde işte kazmalarla, küreklerle falan ilerliyorlar. Neyse Mihail'i görüyor. Mihail bir içeri giriyor. İşte neredesin diyor. Seni merak ettim falan. Çok endişelendim. Ama o sırada tabii Mihal bir şey diyor. Aa diyor onlar birlikte gitmemiş. Fakat adamcağız da şöyle bir şey yapıyor. Onu içeri alıyor. Güvende. Tamam eminsin sen. Eline Türk bayrağını ve kazmasını küreğini alıp o da dışarı çıkıyor diğerleriyle birlikte. Hani bu çok evet çok özetleyen bir hikaye aslında. Tabii. Beni çok etkilemişti. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım diye bir şey. Afrınıza yeteceğim bu mevzu şey sayı mevzusu, nüfus mevzusu. Mesela belki onu soracaktınız ama aklımdan şey olmadan söyleyeyim de. Bir Ezidi evini ziyaret etmiştim. Açık böyle Ezidi oldukları. Çünkü oradaki yerel hükümet Ezidi'ye çok imkanlar tanıyor. Devlet dairelerinde. Hatta Şengal bölgesinin kaymakamı Ezidi. 9 yaşındaki çocukları Ezidilikten bir haberdi. Anne ve babaya söyledim. Bir kere dedim ki sizin neslinizin devamı için zaten Ezidi ile evlendirmek zorundasınız çocuklarınızı falan. Hayır dedi biz artık öyle şey istemiyoruz ve bugün biz burada rahat olabiliriz ama 3 yıl sonra ne olacağı bilinmez. Çünkü bütün kainatın bize yaklaşımı standarttır, hiç değişmez. Çocuğum Ezidiliği bilmesin, Ezidi olduğunu da bilmesin falan. Bunun resmi yoktur. Yani bir insan evladını mutlaka ya dini ya ırkı, mezhebi neyse onun üzerinde büyütmek ister. Ve bir anneyle yahut bir baba çocuğum bir bilmesin aman diyor. Niye bilmesin biliyor musunuz? Çünkü toplam ve ortalama nüfusları 800 ile 1 milyon arasında değişen bu halk şu an topu topu Türkiye sınırları içerisinde. Bu 1 milyon dediğim sadece Türkiye ile değil o demin sınırlarını ifade etmeye çalıştım. Şu an Türkiye araştırma 2007 yılında yapılan bir gayri resmi istatistik çalışma. Urfa'da 243 adet viran şehir çoğunlukla. Kişi. Affedersiniz. Geçen gün de öyle olmuştu. Batman'da 72, Mardin'de 51 ve Diyarbakır'da 11 tane Ezidi var. Türkiye sınırları içerisinde 1971 yılındaki bir çalışmada yaklaşık 817 bin Ezidi varken.
817.000. 81.700. 81.700. Evet. Şimdi 377 tane var, kişi var. 377 kişi. Evet. Bu şudur artık, ırk, mezhep ve din ayrımı yapmamaksızın herkesin oturup kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Aslında bir de mesela hani bir Ezide evine girdim, belliydi falan evet. dediniz. Yani biz nasıl anlayabiliriz bir Ezide evini? Çünkü ben hiç hayatımda Ezide görmedim galiba. Ya da gördüysem evet. bile bilmiyorum. Çünkü hiçbir Ezide, ben Ezide'yim. İşte şuyumdan buyumdan dolayı hani anlayabileceğim evet. bir materyal, bir şey de yok. Geçen günkü toplantıda da söylemiştim. Ben bunu her yerde de söylüyorum. Kendimden iğrenmiştim. İşte uzun süre orada kaldım. Ve almış olduğum medrese tedrisatının bana zevkinden dolayı olsa gerek. Uzun süre yemek yiyemedim orada. Yani şey falan, kutuda yemek falan götürmüştük onu. Ama ortada öyle güzel bir bulgur pilavı, öyle güzel bir tavuk var ki ama yiyemiyorum. Öyle, öyle enteresan bir şey. Ve özür diliyorum, burada yüzleşiyorum kendimle. Yani yiyemedim. Hani aynı ama bizim, yiyememe gerekçesini. Bir o şey, o işte gene kimseyi suçlamıyorum ama medrese döneminde biz evet yani evet. gayrimüslimlerin o müslim gayri lafı çok kötü bir şey ama ehli kitabın yenir. Ehli kitabın yeniyor olsa bile çok yemeyin ama ehli kitap olmazsa size dokunmayın bile diyordu. Bunlar ehli, yani bunlar derken küçümseme anlamda değil. Ben ki onları araştırmaya gitmişim. Ben ki onlarla yatmaya gitmişim. O kadar zevk etmiş ki içime. İğrendim kendimden. Yemeklerini yiyemiyorum. Konserveye talim ettim. Bu sefer yemek var ortada. Şimdi bu bile kötü, bu bile tek başına bir fotoğraf. Evet. Türkiye'de benim Ezidileri anlayabilmem, onlarla yüzleşebilmem için Ezidi olmama gerek yok. Yahut bir Rum'la, bir Alevi'yle, yahut bir Türk'ün, bir Kürt, bir Kürt'ün, bir Türk'le. Sadece bir dakikalığına bir musalla taşındaki bir ölüyle, pardon, ölünün ebeveynleriyle empati yapmak kafi. Yani öyle işte bayrak düşürdü, çok da önemli değil. Bir musalla taşındaki bir ölünün bir ebeveyniyle empati kurmak bütün ötekileştirmeleri ortadan kaldırır bana göre. Ezidilerin kendine ait bir nüfus sayımları yoktur. İşte Almanya'da 500 bin. Şunu da geri gelmişken söyleyeyim. En rahat yaşayanlar şeyden sonra, Musul'dan sonra Ermenistan'da yaşayan Ezidilerdir. Sayıları sanırım 32 bin kişiye denk geliyor. Ama sorumun cevabını hala alamadım. Ya ben Ezidi'yi nasıl anlayacağım? Nasıl tanıyacağım? Şimdi öyle bir şey ki hani şu laf çok kötü bir şey. Onlar da bizim gibi, lafı çok iğrenç bir şey. Evet. Ama hakikaten tanımlıya, yani gençlerini tanıyamazsınız. Ama 45 yaşın üzerindekilerini sakal ve bıyığın aynı oranda uzatılarak bırakılması, uzun sıklıkla beyaz giymesi, ibadet ederken ki onlar için olmazsa olmazdır, yanına biri yaklaştığı zaman ibadetlerini bitirirler. Kimse Allah'la arama girmesin diye, kimse görmesin diye. Ve hani bütün iyi niyetli sorulara hep kaçmak cevap verirler. Nasılsınız dediğinizde bile, hani Türkçe'de şey vardı, iyice. İyi yani. Hep böyle kaçamaktırlar. Öyle birini bulursanız Ezididir büyük olasılıkla. Ama yaşam şartları aynıdır, evleri aynıdır. Her ev, herkesin, çünkü toplu bir ibadethaneleri yoktur Ezidilerin. Her evde bir köşede bir ibadethane vardır. İşte bir köşe, bir küçük bir balkonda, pencerede bir mum yanar daima. O muma işte güneşin olmadığı zamanlarda, yeri gelmişken de söyleyeyim, sabahleyin bir, öğle, sabah güneş doğarken, öğle tam güneş tepedeyken, bir de akşam batarken ibadet ederler. Yüzlerini güneşe dönerler ki güneşe tapma olayı da değil. Allah'ın bir ruhudur diyerekten. Ve dua ederler. Geçen gün de söylemiştim. Önce insanlığa, sonra çevreye, eşe, dosta, ahbaba, kendilerine ve çocuklarına dua ederler. Öyle bir silsile şey yapıyorlar. Önce ben, başkaları, sonra başkaları değil. Kaçamak cevap veren biri varsa, beyaz giyiniyorsa, saçı ve sakalı ve bıyığı, pardon, aynı oranda uzuyorsa, bir ezidilik vardır onda. Belki de evet. Gerçi Türkiye'de 377 tane kalmış. O yüzden hani karşımıza çıkma olasılığı da sanırım. Diyarbakır'da 11 bulam, ben Diyarbakırlıyım, bulamadım. Bu 11 kişi var ama nerede bilinmiyor. Peki Rumlara tekrar dönecek olursak, aslında sizin bir sözünüz var. İşte demokratik
yani devletin de evet demokratik olmasını beklemeliyiz, bekliyoruz. Fakat toplumun da demokratik olması lazım. Toplum ne kadar demokratik? Çünkü evet her şeyi veren devlet gibi görünüyor ama hani toplum bunu isterse bir mücadele sonucunda ancak bir yerlere gelinebiliyor. Biraz bunu açalım mı? Bununla ilgili konuşalım mı? Ya çünkü şöyle bir yanı var. Şimdi her zaman hükümetler hatalı olacak. Yani devlet her zaman hatalıdır. Devleti yöneten her zaman eksiktir. Zaten o nedenle işte gazetecilik vardır. O nedenle sivil toplum hareketleri vardır. Bunlar zaten dünyanın her yerinde var. Ve olması gereken şey. Çünkü her zaman daha iyiyi istiyoruz. Ama eğer biz demokratik bir toplum kuracağız diyorsak, demokrasiye inanıyorsak, öncelikle birbirimizin haklarına en az kendimizin hakkı kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer çıkmıyorsak, biz sadece kendi haklarımızı alıp geri kalanların haklarına ilgisiz kalıyorsak zaten problem en başta toplumun temelinde başlıyor. Yani bir Kürt'ün hakkıyla, bir Rum'un hakkıyla, bir Türk'ün, Çerkes'in, Arnavut'un hakkının birbirinden farklı olmadığını, hepsinin ana dinlerinin aynı şekilde kutsal olduğunu, hepsinin haklarının, hepsinin dinlerinin eşit derecede önemli olduğunu eğer biz anlayabilirsek o zaman zaten toplumsal olarak oluşturduğumuz demokrasi siyasete de gelir. Ama eğer biz zaten toplumsal olarak kendi kamplarımızda, kendi o küçük yapılarımızda, biz aile içimizde de ya önemli olan bizim kendi kurtuluşumuz, önemli olan bizim kendi değerlerimiz, geri kalanın değerleri önemli değil diyerek bir çoğunluk gücü oluşturursak zaten yönetimden de başka bir şey bekleyemeyiz. Evet. Zaten yönetim her zaman biraz daha erk sever. Onun yerine toplumların demokratikleşmesi gerekiyor. Peki bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Birazdan tekrar buradayız sevgili izleyiciler. Karadeniz'i yaşayacak, Karadeniz'le coşacaksınız. Güzel